Türkiye'nin hukuk devletine dönüşmesini isteyenler de katkı bekliyorlar. Ama bunu aşağı çeken sürekli bir tutum alışa tepki var. Ben böyle yorumluyorum Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını, ama tabii ifadeleri çok hani onaylanacak ifadeler değil. Ama siyasetçinin işte kararı, kullandığı kelimeler, ona da müdahale etme şansı yok. Evet. Şimdi bugün dünden beri hem birçok gazeteci Ankara'da CHP'lilerle konuştu, biz de konuştuk Mustafa. Edindiğim izlenim şu. Sanki bu yorumları ve bu işte bir takım bazı anketleri altılı masada Kılıçdaroğlu'nu zayıflatmaya yönelik bir tavır olarak görüyor sanki CHP Genel Merkezi. Böyle bir izlenim edindim ben. Ve hatta bazı yorumların altılı masada İYİ Parti ile CHP arasındaki ahengi bozmayı hedeflediğini, işte İYİ Parti'yi ana muhalefet gibi göstermeye yönelik hazırlıklar olduğu yönünde CHP'li kaynaklarımızdan aldığımız yorumlar var. Sen ne diyorsun? Bu çok boyutu var. Bir kere bu açıklama çok önemli. Sadat ziyareti kadar önemli bence ve vakıflarla ilgili açıklaması kadar önemli Kılıçdaroğlu'nun. İtirazım şuna, orada gazeteci kelimesine geçmesi. Aslında gazeteci değil bu kastettiği kişiler. Çünkü gazetecinin yaptığı şey haberdir. Burada bir haber yok. Bir manipülatif çaba var. Yani bir görüşün ya da bir hakim görüşün etrafında insanları toplamak. Bunu şöyle açıklayayım. Sanırım bu Gara operasyonundan sonra burada olağan işlerde şeyi söylemiştim ben. Artık bir strateji değiştiriyor iktidar. Kendine yakın medya ve havuz dediğimiz medya dışındaki muhalifmiş gibi görünen insanları daha çok kullanacak ve onlarla birlikte yeni bir yöntem belirledi. Şimdi bunu o zaman çok net bir şekilde anlatmam mümkün değil ama hissettiğim buydu. Ya da konuştuklarımdan, araştırdıklarımdan çıkardığım sonuçtu. Bugün geldiğimiz noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun farkına vardığını görüyorum. Ama farkına varırken şu ayrımı yapması gerekiyordu. Bir, bunu gazeteci diye tanımladığınız zaman bir gazeteciye bu şekilde ifade kullanamazsınız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir haber sonucunda bu ifadeleri kullansaydı en ağır tepkiyi gösterirdi. Çünkü gazeteciye bu şekilde bakamazsınız, böyle nitelendiremezsiniz, böyle karşılık veremezsiniz. Bunun AKP'nin sürdürdüğünden bir farkı yok. Ama ayrımı yapması gerekiyordu. Bir sonuçta bir gazetecilik faaliyeti değil. Çünkü gazetecinin faaliyeti haberli olur. Bunlar haber değil. Daha çok yorum, daha net ifade edeyim. Şimdi Abdülkadir'in ya da iktidara yakın herhangi birisinin yazdıklarını muhalifmiş gibi birisi söylediğinde bu içeride etkisi kelebek etkisi gibi oluyor. Yani daha büyük bir etki yaratıyor. Yani istedikleri kadar işte uzun bir süredir İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasında bir sorun çıkaramadılar. Ya da Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener arasında bir kavga çıkaramadılar. Ama bunu muhalifmiş gibi isimlerle yapıldığı zaman bunun bir etkisi oluyor. Bak şöyle bir şey de, şimdi bu İYİ Partili ismin Alevilik konusunda yaptığı açıklamayı Murat İde yazdı. İlginç bir yazı o. Orada birçok bu söylediklerimi teyit eden anekdotlar var. Murat'la konuşmadım ama fırsatı olmadı bugün. Gelecek hafta için tekrar bir konuşurum. Orada şeyi söylüyor. Bu 26 Mayıs'ta yapılmış bu röportaj. 13 gün sonra servis ediliyor. Evet. Ve bir takım gazeteciler aracılığıyla servis ediliyor. Evet. Sanki ya böyle bir şey mümkün mü? Alevilik denilen şeyi neden gündeme getiriyorsunuz? Sanki buna çok hassasiyet gösteriliyormuş gibi davranılıp aslında orada eğer Meral Akşener o sert tepkiyi ve özürü bu kadar net ifade etmeseydi ciddi bir soruna yol açacaktı bu. Mesela bunun seyri ve 13 gün sonra o bölümün kesilerek servis edilmesi, belli gazetecilere gönderilmesi, onun başka bir gazetecilerle paylaşılması, o gelen kişilerin aslında bunun çok net bir şekilde söylüyordu. Bu bir tarafı. İkinci bir tarafı daha var. Bir kesim Tayyip Erdoğan'ın karşısındaymış bir görünen tamamen Stockholm sendromuna sahip Erdoğan'a aşık insanlarla çevrildi. Hı hı.
Yani onlar için şöyle bir durum var. Ya Erdoğan giderse ne olacak? Aslında şöyle bir durum var. Türkiye'nin kendi gerçekliği. Herhangi birisi ülkeyi yönetseydi bundan daha kötü bir hale getiremezdi. Ama öyle bir hale, bu da işte bir imaj ve bir Erdoğan'ı bir taraftan kalsın isteyip yetmez ama evetçi, yeni bir yetmez ama evetçi güruh aslında bunlar. Bunların yaptığı şey Erdoğan'ın bir şekliyle işte 2005 dönemine döndürüp tekrar hayatın aynı şekilde devam etmesini sağlamak. Çünkü bu bir konforlu alan aynı zamanda. Aynı zamanda bir rant alanı. Bunun farkına varıldığını düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla. Eğer değişik bir açıklama yapmazsa ve bu isimleri daha net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Şimdi bu isim söylemesi mi gerekiyor diyorsun? Söyleyeceksin. Hani bu şöyle bir durum. Hani ortada bir gazetecilik faaliyeti ya da bir araştırma faaliyetinden söz etmiyoruz. Anketlere ilişkin yaklaşımı bilir olağan işler izleyicisi ya da beni yakından takip edenler. Ben Türkiye'nin kendi reflekslerini yansıttığını düşünmem. Daha çok belli bir şeyi manipüle etmek için kullanıldığını düşünürüm. Ama bunu öyle bir hale getirdiler ki şimdi az önce anlattığım çerçevede buna anketçiler de katılıp araştırma şirketleri de katılıp büyük bir propagandaya dönüşebiliyor. AKP bir propaganda partisi olduğunu unutmayalım ama propaganda özelliğini kaybetmiş bir parti. Yani sonuçta elindeki medyasıyla da elindeki ekrana çıkardıklarıyla da bir etkinlik kuramayan bir parti. Bunu artık bu dediğim iki aşamalı, iki farklı grup muhalifmiş gibi görünen aslında Erdoğan'a ve Erdoğan sistemine hizmet eden insanlarla bu yürütülüyor ve önümüzdeki dönemde bu Kılıçdaroğlu bir ön kesmeye çalışıyor bence. Evet. Eğer kesemezse ileride bu kesim çok daha farklı bir şekilde kullanacak bunları ve siyasetin rotasını belirleyecek. Bir de gazetecinin işi siyasete rota biçmek ya da siyaseti belirlemek değildir. Evet. Zaten bunu yapan gazeteciliği zedelenmiş kişilerdir. Şimdi Meral Akşener 2021'in Eylül ayında Karar TV'de şöyle demişti. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birine aday gösterdiği halde biz hayır demeyiz. İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'tan söz ediyor.